Apple uzun zamandır sanal gerçeklik gözlüğü için çalışıyordu. Fakat bu kadarını hiçbirimiz beklemiyorduk. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber hem Apple'ın hem de şu anda dünyanın en gelişmiş elektronik cihazını yani Vision Pro'nun tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. Burada Avrupa ve Türkiye fiyatını da beraber hesaplayacağız. Öncelikle bana destek vermek, bu tarz teknoloji içeriklerinden anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak tasarıma baktığımızda Vision Pro diğer sanal gerçeklik gözlüklerinden çok da farklı bir tasarımla gelmiyor. Fakat Vision Pro rakibi olabilecek diğer tüm gözlüklerden çok daha farklı bir konumda diyebilirim. Neden böyle dediğimi birazdan anlayacaksınız. Vision Pro'nun çalışma mantalitesi diğer gözlüklerden keskin şekilde ayrışıyor. Vision Pro'yu kullanmak için bir MacBook, iPhone veya bir iPad'e sahip olmamız gerekmiyor. Tamamen kendi başına ayrı bir ekosistem, ayrı bir dünya diyebilirim. Gözler, ses ve ellerimizle kontrol edebildiğimiz Vision Pro, sanal ve arttırılmış gerçekliği bir arada sunan tek gözlük diyebilirim. En önemlisi sadece üzerinde bulunduğu ekrana bağlı olmayacak. İçerisinde bulunan kameralar sayesinde bulunduğu alanın tamamını ekran olarak da kullanabilecek. İstediğimiz gibi büyütüp küçültebiliyoruz. Burada pek çok farklı sekmeyi de keyfimize göre özelleştirebilmek mümkün. Yani Vision Pro ile görüntüleyebileceğimiz alanın herhangi bir sınırı yok. O kadar geniş ki bir sinema modunda da Vision Pro'yu çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Yine rakipleriyle farklı olarak bir kumandaya da ihtiyaç duymuyor. Kumanda olsun, joystick olsun, fiziksel hiçbir kontrolcü ile işimiz yok. Tamamen göz, ses ve el koordinasyonuyla yapay zeka yetenekleriyle kontrol ediyoruz. Gerçekten daha kullanamasak bile izlemesi de bir o kadar keyifli. Daha yapabildiklerinin, yeteneklerinin tamamından bahsetmedim. Burada şu ana kadar hiçbir bilgisayar, telefon, tablet veya bir konsolda görmediğimiz iki çip aynı anda tek bir cihazda bulunuyor. Apple'ın en güncel silikon mimarisi M2 ve Vision Pro'ya özel geliştirdiği R1 çipi bulunuyor. Bu iki çipin bir arada kullanılmasıyla Vision Pro'nun sunmuş olduğu performans olağanüstü seviyede. Üzerinde yer alan kameralar da oldukça gelişmiş ve kapsamlı diyebilirim. iPhone 14 Pro'da gördüğümüz True Depth ön kamera ve LiDAR sensörünü de Vision Pro'da rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, donanım muazzam ama yazılım ne olacak derseniz macOS, iOS veya iPadOS gibi işletim sistemleriyle kesinlikle gelmiyor. Apple burada kendi işletim sistemini Vision Pro ile beraber getiriyor. Vision OS'i Vision Pro'da görebileceğiz. Arayüze baktığımız zaman oldukça sade ve kullanışlı bir arayüzün bizi karşıladığını söyleyebilirim. Bir sağda bir solda iki paneli görebiliyoruz ve bu iki panelde toplamda 23 milyon piksel bulunuyor. Yani bu da 4K bir televizyondan daha yüksek bir çözünürlük demek ve bu iki panelde mini LED olarak önümüze çıkıyor. Yani tüm pikseller kendinden sorumlu. Burada görsel deneyim açısından da renk doğruluğu çok daha iyi bir seviyeye taşınmış. Hoparlör konusunda da uzamsal ses deneyimiyle 360 derece bir ses deneyimi sağlıyor. Ekran, hoparlör, performans, hatta tasarım alışılmışın inanılmaz dışında. EyeSight özelliğiyle de gözlerimiz nereye odaklanmışsa dışarıdan görünebilecek. Birisi bize yaklaştığında kameralar ve sensörler aktifleşerek yanımıza gelen kişiyi rahat bir şekilde görebileceğiz. Vision Pro'nun lenslerini üreten firma da Zeiss. Zeiss şu anda pek çok kamerada ve optik dünyasında en gelişmiş markalardan biri. Şu ana kadar bu kadar donanımdan bahsettik. Fakat donanım tek başına bir anlam ifade etmiyor. Uygulama desteği en az donanım kadar önemli. Vision Pro çok yüksek bir uygulama desteğiyle gelecek. Vision Pro'da olan uygulamalar tüm Apple cihazlarında olan uygulamalarla da entegre bir şekilde çalışacak. Yani iPhone'da, Mac'te, iPad'de hangi uygulamayı görüyorsak Vision Pro'da da aktif bir şekilde kullanabileceğiz. Ve en önemli özelliklerden biri de 3 uygulamayı aynı anda farklı sekmelerde kullanabiliyoruz. Bu gerçekten bir devrim diyebilirim. Aynı anda 3 monitör varmış gibi istediğimiz uygulamaları kullanabileceğiz. Ve sadece 2 boyutlu olarak değil, uygulamaları 3 boyutlu şekilde de kolaylıkla kullanacağız. Ek olarak bir MacBook'unuz varsa aynen bir monitör gibi Vision Pro'ya
görüntüyü aktarabiliyoruz. Yani bir video kurgu yaparken Vision Pro'yu da aktif olarak kullanabileceğiz. FaceTime gibi yetenekler de Vision Pro ile beraber geliyor. Sinema modu hakikaten muazzam. Film izlerken bir sinemadaymış gibi devasa bir ekranda filmleri izleyebiliyoruz. Ve tabii ki bu kadar güçlü bir donanım mükemmel bir oyun performansını da beraberinde getiriyor. NBA'den tutun Call of Duty, diğer tüm Apple Arcade oyunlarında Vision Pro ile sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiz. Ve Vision Pro'nun oyun kütüphanesinin çok daha artacağını düşünüyorum. Şimdi Vision Pro'nun bizi ilgilendiren en önemli kısmına, yani fiyatlarına geçelim. Fiyatı Amerika'da 3500 dolar olarak açıklanmışken ülkemizde 85 bin bandında bir fiyat bekliyorum. Fakat Vision Pro bu yıl çıkmayacak. 2024'ün başında yavaş yavaş stoklara gelmeye ve satılmaya başlanacak. Yani baktığımızda 7-8 aylık bir zaman var ve o zamana kadar dolar kuru ne olur göreceğiz. Ama her şeyi bir kenara bırakırsak hakikaten büyük bir devrimle karşı karşıyayız. Açıkçası sunduklarına, donanımına, inovasyonuna baktığımda bence bu fiyat uygun bile kalmış. Aslında bu cihazı bir gözlük olarak da düşünmemek gerekiyor. Hem bir eğlence makinesi iken iş istasyonu olarak da kullanılabilir. Kendine ait yazılımı, kontrol şekli, çift işlemcisi olan ve hiçbir rakibine benzemeyen bir cihazdan bahsediyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Vision Pro sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek, bu tarz teknoloji içeriklerinden anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.